Mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Her pazar akşamı olduğu gibi bu pazar akşamı da sizlerle birlikteyiz. Tarih konuşmaya devam edeceğiz. Tarihi konuşacağız. Bundan önceki haftada tarihin gerçek yüzünde Cumhuriyet Üniversitesi'ni konuşmuştuk. 50 yıllık bir serüveni konuşmuştuk sevgili seyirciler. Bugün Türkiye'deki kadın hareketlerini konuşacağız. Tarihteki kadın hareketlerini konuşacağız. Yine Fatma Aliye'nin hayatını konuşacağız. İlk kadın yazarlarımızdan. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinden doçent doktor Sayın Nebahat Göçeri de konuğumuz. Efendim hoş geldiniz diye. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Efendim kadın hareketlerini konuşalım dedik evet. Bu hafta. Ki bu alanda da uzmanlığınız var. Uzman bir kişisiniz. Size danışacağız, fikirlerinizi alacağız ama tarihimize baktığımız zaman kadın hareketleri hangi yılda başlamıştır, ne amaçla başlamıştır, nasıl başlamıştır bize bir anlatabilir misiniz? Tabii şimdi kadın hareketi kavramı isterseniz kavramsallaştırma üzerinde duralım. Lütfen. Kadın hareketi ne demek? Kadın hareketi bizim Osmanlı literatüründe harekat-ı nisvan, kadın hareketi olarak tanımlanan bir kavram. Evet. Bunu bizim Osmanlı kadınları feminizm kavramının karşılığı olarak kullanıyorlar. O zaman feminizm kavramının için tercih etmediler diye sorarsanız hem kavramın yaygınlaşmaması hem de farklı sosyal ve kültürel dinamiklerden kaynaklanan bir nedenle feminizm kelimesini başlangıçta çok benimsemiyorlar. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren benimsenen bir şey. Ama kadın hareketi denilince anlaşılan şey şu: acaba kadınların durumunda nasıl bir sosyal, kültürel, dini, entelektüel, zihni bir değişiklik oldu da kadınlar bir takım hareketlenmeler içerisinde bulundular, sosyolojik hareketlenmeler içerisinde bulundular. Bunu biz Osmanlı Kadın Hareketi diye başlatabiliyoruz tarihsel süreçte. Osmanlı Kadın Hareketi dediğimizde de bir zaman dilimini öne çıkarmamız gerekiyor. Nedir o zaman dilimi? Tanzimat dönemi. Evet. Tanzimat, kelime karşılığı hepimizin tahmin edebileceği gibi tanzimden geliyor, düzenlemelerden geliyor. Devlet kendi iradesiyle bir takım düzenlemelere gidiyor. Bunlar siyasal düzenlemeler, devletin işleyişiyle ilgili düzenlemeler, eğitim öğretim alanındaki düzenlemeler ve batıya yöneliş biçiminde maddeleştirilebilir. İşte bu batıya yöneliş hareketlerinin başladığı zaman diliminde Müslüman kadınların zihninde batılı kadınlarla ilgili ister istemez bir karşılaştırma oluşuyor. Evet. Ama şunun da farkında Osmanlı kadınları, Osmanlı toplumu bir çöküş dönemi yaşıyor. Bu çöküş döneminde acaba kadınlar kendi kimliklerine kadın olmak bakımından sahip çıkabilirler mi? Tartışma aslında burada başlıyor. Evet. Birkaç başlık altında da şey yapılabiliyor, tasnif edilebiliyor. Nedir bunlar? Kadınların kadın hareketi deyince aslında kadınlar kadınlık nedir sorusunun cevabını arıyorlar. Kadınlık nedir sorusunun cevabını verdikten sonra kadının eğitim hakkı, hem Batı'da hem Osmanlı'da kadının eğitim hakkı, tahsili gündeme geliyor. Kadının hukuk önündeki statüsü gündeme geliyor. Kadının devlet karşısındaki statüsü gündeme geliyor ve kadının ev içi roller denilen rolleri, kadınlık rolleri gündeme geliyor. Bu başlıklar altında bir Osmanlı kadın hareketi ortaya çıkmaya başlıyor. Dönemsel olarak Tanzimat, yani 1839'dan, 1840'lardan sonra başlattığımız bir hareketten söz ediyoruz aslında. O şekilde baktığımızda epeyce de olmuş, 160-170 sene olmuş hareket, evet. Başlayalım. Ondan sonraki süreçte nasıl devam etti? Tabii ilk hareket o zaman başladı. Tanzimat'ta bu tartışmalar gündeme geliyor ve tabii Tanzimat'ın kendi toplumsal özellikleri var. Nasıl bir toplumsal özellik? Bir kere Tanzimat'ta konaklı kadın tipi dediğimiz bir tip ortaya çıkıyor. Bu klasik Osmanlı kadın tipinden farklıdır. Toplum olarak da farklıdır. Mesela edebiyat tarihi çalışanlar bilir ki Tanzimat döneminin temel özelliklerden birisi edebiyatta roman dediğimiz bir yazım türünün edebiyata girmesidir. Peki bunlar ne demek? Bunlar şu demek: roman neyi anlatır? Roma'yı anlatır aslında. Roma toplumunu anlatır. Peki Roma toplumu ile Osmanlı toplumunun bir benzerliği var mıdır? Tartışma buralardan başlıyor.
Kadınlar, konaklı kadınlardan başlatıyoruz. Özelliklerini böyle tasnif edecek olursak, Tanzimat dönemi kadın hareketi, konaklı kadınların, paşa kızlarının, paşa çocuklarının başlattığı bir harekettir. Yani elitist bir harekettir. Hı hı. Kitlelere yayılmış bir hareket değildir. Peki daha sonra kitlelere yayılma diye bir şey olacak mı? Evet, olacak. Onun için neyi beklememiz lazım? Onun için şartların, sosyal ve siyasal şartların olgunlaşmasını beklememiz lazım. Mutlakiyet dönemini saymazsak, Sultan II. Abdülhamit'in dönemini saymazsak, ondan sonra gelen dönemde ikinci meşrutiyet, yani 1908-1918 yılları kadın hareketinin artık Osmanlı'da kitleselleştiği, Sivas dahil kadın hareketinin merkezi olduğu yerlerden birisidir. O zaman konaklı kadınlardan kitleselleşmeye dönüş var. Evet. Ama şunu da atlamayalım, ikinci mutlakiyet döneminde kadınlar, yani Sultan Abdülhamit döneminde bir şey yapmadılar mı? Yaptılar. Sultan Abdülhamit'in katkıları var mesela. Nedir o katkı? Kız okullarının açılışını hızlandırmıştır Sultan Abdülhamit. Evet. Ve buradan yetişen kitle aslında ikinci meşrutiyet dönemini hızlandırmış, ivme kazandırmıştır. Daha sonra Cumhuriyet'e geldiğimizde arada Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı filan. O dönemde kadınların ister istemez cephede faaliyetleri var. Lojistik destek olarak Hilal Ahmer çalışmaları filan var. Aha. Ama Cumhuriyet'e gelen kadrolar, kadın hareketi doğrudan ikinci meşrutiyetin kültürel devamıdır. Yani şeyden kopuk değildir, Osmanlı kadın hareketinden kopuk değildir. Ama ikinci meşrutiyetin de kendi içinde getirdiği bir şey vardır. Nedir o? Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi siyasal hareketler içerisinde kadınlar kendilerine bir yer bulmuşlardır. İşte Batı'yı tercih eden kadınlar olmuştur, İslamcı olmayı tercih eden kadınlar, Türkçü olmayı tercih eden kadınlar. Evet. Cumhuriyet'e geldiğimizde de Cumhuriyet'i kuran kadro ve irade bunu Türkçü, milliyetçi bir kadın çizgisine oturtmuştur. Böyle bir tarihsel süreci var kadın hareketinin. Genel hatlarıyla böyle. Yani ilk başladığı zaman aslında konaklı kadınlar dediğimiz... Konaklı kadınlar, evet. Paşa kızlarının başlattığı bir hareket. Bunlar üst eğitimli konaklarda, ama şunu söylememiz lazım. Nasıl başlıyor? Konakta bugün bildiğimiz manada bir şey yok. Yani konaklı kızlar özel eğitim alıyorlar. Çünkü kızların ilkokuldan sonra, iptidai mekteplerinden sonra okumaları diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ama paşa kızı olunca paşaların da şeye karşı... İlme, kültüre, sanata, dinden de kaynaklanan bir şey. Yani ilim farzdır kadın, hı hı, erkek. Buradan kaynaklanan bir şeyle de okul yok ama konağa gelen hocalar var kızlarını eğitmek için. Bu piyano hocası da olabilir, Kur'an-ı Kerim hocası da olabilir, Fransızca muallimi de olabilir. Doğru. Ama böyle bir kitlesel durum var. O yüzden konaktan başlatacağız. İşte bugünkü konumuz itibariyle de Fatma Ali Hanım'ı, evet, anlatırken onu da işte bu konaktan, Tanzimat döneminden başlatacağız. Ki öyle Fatma Ali'nin babası, evet, da bir aslında. Çerçeve üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Doğru, oraya geleceğiz gerekiyor. Muhakkak. Evet. Konaklı kadınlardan başladı, evet, kadın hareketleri zamanla, evet, kitleselleşmeye başladı. Merak edilen konulardan bir tanesi bu İslamiyet'te kadın hareketi aslında, hı-hı, da bu kadın hareketlerinde çalışma hakkı ve eğitim hakkı, evet, alanında da yapılan önemli adımlar var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ki hareketlerin başlangıcı aslında çalışma ve eğitim hakkı, doğru mudur? Önce eğitim. Eğitimli kadınlar bir süre sonra biz sağladığımız, temin ettiğimiz, biriktirdiğimiz bu bilgi boşa gitmesin, çalışalım dedikleri, hı hı, zaman tartışma şuraya odaklanıyor bu sefer de. İslamiyet'te kadınların çalışmasına nasıl bakılıyor? Acaba bunun dinen bir sakıncası var mıdır, yok mudur? Eğitimden sonra mesele çalışmaya var geliyor. Var mıdır hocam? Şimdi bu... bu başka bir konuya girecek bu ama. Var mıdır? Bunu başka bir şeyde tartışalım. Literatür orada çok fazla ve birbirini zıt, hı hı, şeyler var, bilgiler var. Evet, evet, özü itibariyle engelleyen bir şey yok ama tarihsel gelenekte çok fazla mesela engelleyen şeyler var. İşte o dönemin kadınları belki dini bizden daha iyi biliyorlardı. Bu meselelerin üstünde çok daha net, ayrıntılı durdular. O ayrı bir tartışmanın ayrı konusu. Ayrı bir tartışma konusu. Şeyde, konaklı, evet, kadınlar başlatmış oldu. Konaklı kadınlardan başlayalım biz. Devam orada. Merak başka bir konu, dönem ya, merak yapalım. Ettiğim şey de şu. O dönem, evet, o dönemin tarihinde, o döneme indiğimizde kadınlara nasıl bir bakış açısı vardı ki toplumun
kadın hareketlerinin başlamasına vesile oluyor. Yani kadınlar eğitimden uzak mı tutuluyordu hocam, o dönemde? Hocam şimdi şöyle bakacağız. Klasik Osmanlı'dan bahsediyoruz. Klasik Osmanlı'yı nerede başlatıyorlar? Tarihçiler 1300'lü yıllardan alıyorlar. 1600'lü yıllara kadar getiriyorlar. Klasik Osmanlı. Evet. O dönemde zaten kadının çalışması diye bir kavram sadece bizde değil, batıda da yok. Neden yok? Çünkü tarım toplumu, sanayi toplumu değil. Kadının çalışması dediğimiz kavram sanayi toplumuyla ortaya çıkan bir şey. Sanayi toplumu bizde olan bir şey değil. Evet. Sanayi toplumu Fransız ihtilalinden sonra Fransa'da işte liberal olarak İngiltere'de ortaya çıkan bir şey. Adamlar sanayi devrimini yapmış. Bizim sanayimiz yok. O zaman böyle bir tartışma yok. Yani kadının sosyal hayata girişi. Ama evet, kadının okuması önünde herhangi bir engel kültürel olarak da yok. Fakat eğittiğiniz kadını hangi toplumsal alanda istihdam edeceksiniz? İstihdam edemezseniz bu kaynak zayiatı demektir. Evet. Ve biraz şeydir, yani kadını eğitiyoruz, entelektüel anlamda donatıyoruz ama bu kadın bu bilgisini başkalarına anlatamıyor, öğretmen olamıyor, muallimi olamıyor. O zaman demişler ki ya burada bir terslik var işte. Tamam, evet, Müslümanlık okumaya, yazmaya, ilme, irfana önem veriyor ama bu eğitimli kadınların istihdamı meselesi aslında. Tanzimat'ta eğitimden sonra çalışma hayatına girebilirler mi? Mesela bizim söz konusu edeceğimiz Fatma Aliye Hanım, kadınların çalışma hayatına girebileceğini, bunun din engel olmadığını, dinin bu konuda herhangi bir engel getirmediğini anlatıyor. Nerede anlatıyor? Sayısız roman yazıyor. Bu romanların kadın kişiliklerini anlatıyor. Ve bu bunların hepsi de çalışan kadın. Ekmeğini alın teriyle kazanan kadın, ayaklar üstünde durabilecek kadın, yani kendi emeğiyle ayaklar üstünde durup hayatını kazanabilen bir kadın profili çiziyor. Ama dikkat ediniz, bakın muallim mektebi falan yok. Memure olmak diye bir şey yok. Evet. Sanayi devrimin içerisinde fabrikada çalışıyor olmak diye bir şey yok. Ama toplumsal hayatın getirdiği bir şekilde bireysel manada böyle bir kıpırdanma, evet kadınlar da çalışabilir, bunun dini bir mahsuru yok şeyini, cevabını verenlerden birisi Fatma Aliye Hanım. Fatma Aliye döneminde mi başlıyor kadınların toplumsal, tabii, iş hayatına katılması? İşte iş hayatı yok ama mesela kendi romanlarından biliyoruz. Diyelim başına herhangi bir toplumsal sorun gelmiş, işte dul kalmış, yetim çocukları falan var. Ne yapacak bu kadın? Bir erkeğin eşi olmak, ikinci eşi, üçüncü olmak, üçüncü eşi gibi bir durumu mu tercih edecek? Bir yeteneği varsa onu mu kullanacak? Genelde evet, şunu anlatıyor Fatma Aliye Hanım. O dönem işte konaklı kadınlar ister istemez mesela müzik eğitimi almışsa, diyelim hayatını bir ud sanatçısı, udi olarak kazanabilir. Onun üstünde duruyor. Yani evet, o manada tek tek münferit çalışmalar var ama kitlesel bir çalışma hayatı zaten yok. Toplumda yok yani. Toplumda yok. Evet. Fatma Aliye'ye gelecek olursak hocam. Şimdi Türk ve İslam edebiyatının evet, ilk kadın romancı ve ilk kadın felsefecisi evet, olarak geçiyor. İlk kadın roman mütercimimiz ve hakkında ilk monografi yazılan edebiyatçı. Şimdi hocam biraz daha böyle teknik detaylar verelim. Fatma Aliye Hanım'ın Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olduğu gibi genel geçer bir bilgi var ama bazı edebiyat tarihçileri bunun doğru olmayabileceğini, ondan evvel de en azından bir iki sene öncelikle başka kadınların da olabileceğini söylüyorlar. Mesela kaynaklarda ismi geçtiği hanımıyla, şekliyle Zafer Hanım diye bir hanımdan söz evet, ediliyor ama kaynakta şey yok. Kimdir bu hanım, ne yaptı, ne etti, ayrıntılı bilgi yok. Hakkında en ayrıntılı bilgiyi bildiğimiz kişi Fatma Aliye Hanım. Neden biliyoruz Fatma Aliye Hanım'ı? Çünkü Fatma Aliye Hanım'ın babası önemli bir isim. Kim bu önemli isim? Osmanlı'nın en önemli hem devlet adamı hem de bilim adamı, alimi yani olmak üzere Ahmet Cevdet Paşa. Ve Ahmet Cevdet Paşa çok müktesebatı, birikimi olan bir adam. Çok da önemli bir adam. Önemi ne? Mesela bizim İslam hukukunda mecelle diye kanunlaştırma, kodifikasyon denen hareketin başlatıcısı ve bugün işte Hanefi hukukunun en önemli eserlerinden bir tanesi. Üstüne eser yazılamamış bir şey o, çalışma. Şimdi böyle bir adam çocuklarının okumasına da çok önem veriyor. İşte Fatma Aliye Hanım onun en büyük kızı.
Evet. Bir onun küçük kızı daha var, Emine Semiha Hanım. O da yazar, o da ablasının peşinden gidiyor. Bir de Ahmet Cevdet Paşa'nın kızlarından evvel dünyaya gelen bir oğlu var, Ali Sedat diye. Ali Sedat o kadar çok önemsiyor ki bunların eğitimini. Mesela oğlunun iyi bir fen tahsili alması için Konak'ta şey yaptırıyor, laboratuvar. Ahmet Cevdet Paşa. Konak'ta laboratuvar yaptırıyor, işte hocalar geliyor gidiyor. Fatma Aliye Hanım da o zaman abisi için yapılan Konak'ta ki laboratuvara merak salıyor ama çok küçük o yaşlarda. Evet. Şey eski yazıyı tabii 4-5 yaşında da eski yazıyı okumaya başlıyor Fatma Aliye Hanım. Hocaları geliyor, eski yazıyı okutuyorlar. Hatta annesi mesela Ahmet Cevdet Paşa'ya kızının 4,5-5 yaşlarında bu harekeli yazıyı okuduğunu söyleyince babası çok şaşırıyor. Diyor ki erken yani bu biraz daha vakit var. Fakat zeka düzeyinin çok yüksek olduğu düşünülüyor, tahmin ediliyor. Çok çabuk öğrenmiş. Şöyle de ilginç bir anekdot var Fatma Aliye Hanım'ın hayatında. Fatma Aliye Hanım o dönem işte Fransızca Osmanlı'da yaygın, abisi de öğreniyor. Fransız alfabesini buluyor. Babasından habersiz böyle koynuna koyuyor. İşte babası haremdeyken babasının kucağında, babası ilim adamlarıyla konuşurken o da orada. Babası felsefe tartışması yapıyor Fatma Aliye dizinin dibinde. Fen tartışması yapıyor Fatma Aliye dizinin dibinde. Böyle babasından gizli saklı Fransız alfabesini de öğreniyor. Fransız evet. alfabesini öğrenmesi de işte ona Fransızcanın yolunu açıyor. Bakıyor ki babası bu Fransızcayı da çözecek. Ona o zaman bir Fransızca muallimi. Bir Fransızca muallimi. Babasının özel gayreti tabii. Böyle Batı kültürüne de meraklı, babasının dizinin dibinde oturmuş, İslam tarihini biliyor. Çok iyi biliyor. Kesinlikle çok iyi biliyor. Sadece İslam tarihini bilmekle kalmıyor. İlahiyatçılar benim şimdi ne söylediğimi daha iyi anlayacaklardır. Kelam tarihi ve mezhepler tarihi de uzman. Ve eski Yunan'dan başlamak üzere bütün felsefecilerin biyografisini biliyor, hayat hikayesini biliyor, alana getirdiği katkıyı biliyor. İşte benim çalışmasını yaptığım konu Fatma Aliye Hanım'ın bu kitabı. Yani felsefe ve kelam tarihinde ilk olan kitabı. Türkçe yazılmış bir kitap. Bunun niye önemli? Ondan evvel Türkçe kitap yok muydu? Ondan evvel Türkçe kitap yoktu, şu manada yoktu. Çünkü Osmanlı'nın bilim dili Arapçaydı. Evet. Osmanlı'nın bilim dili Arapça olduğu için Türkçe literatür yoktu. Yoksa eskiden hiçbir şey yapılmamış manasını anlamıyoruz. Fatma Aliye Hanım bunu Türkçe yazıyor olması hasebiyle. Mezhepler tarihi ve kelam tarihi konusunda biz onun vukufiyetini buradan anlıyoruz. Konuda çok uzman oluşundan anlıyoruz. Hı-hı. Bir de mesela babasının özel gayreti hakkında da şöyle bir anekdot anlatılır. Bu da aslında bir babanın kızlarının hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bence çok önemli. Biraz da renk katmak için anlatalım bunu konuşmamıza. Ahmet Cevdet Paşa bayram namazına gidiyor şeye. İstanbul'da işte Osmanlı Eyüp taraflarında. Bayram namazından çıkışta dönemin ünlü edebiyatçısı Ahmet Mithat Efendi ile karşılaşıyor. Ahmet Mithat Efendi ile ayaküstü 3-5 dakika konuşurken kızı o sıralarda yaş itibariyle çok küçük. Diyor ki bizim Fatma Aliye ilme çok meraklı, hocam ne yapalım diyor. Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye Hanım'ın manevi üstadı olmayı kabul ediyor. Hocası olmayı kabul ediyor. Ve o görüşmeden sonra Fatma Aliye Hanım'la Ahmet Mithat Efendi arasında o dönemin geleneği öyle mektuplaşmalar biçiminde devam eden bir eğitim öğretim hareketi var. Bu eğitim öğretim hareketinin sonucunda Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye Hanım'daki cevheri görünce onun hakkında bir kitap yazıyor. Bakın hakkında biyografi yazılan ilk kitap, yazar dediğimizde anlamamız gereken şey bu. Ahmet Mithat Efendi, İlk kadın yazar. Evet, manevi kızı olarak kabul ettiği, o küçücük yaştaki Fatma Aliye Hanım'daki o entelektüel birikimin nereye gidebileceğini görünce onun hakkında bir kitap yazıyor. Bu kitap Osmanlıca'ya meraklı olanlar literatürden bulabilirler, internetten taradıklarında. Kitabın evet. adı bir
Muharire-i Osmaniye'nin Neşeti diyor ve kitabın başlığında Fatma Aliye Hanım'a şöyle bir ithaf yazısı var Ahmet Mithat Efendi'nin. Diyor ki, sevgili evladım, sevgili kızım, ben sana bir şey takdim etmek istedim, bir şey sunmak istedim. Sana senden başka, seni anlatan bir kitaptan başka bir şey yazamadım diyor. Bu kadar da şey bir adam. Ve işte o bir Muharire-i Osmaniye'nin Neşeti denen yaklaşık böyle 150-160 sayfa küçük boy o Osmanlıca kitap Fatma Aliye Hanım hakkında yazılan ilk biyografi olma niteliğini taşıyor. Ve bunu o da, zaman küçük Fatma Aliye. Evet, fazla şey değil yani, yaşı falan çok ileride bir hanım değil. Ahmet Mithat Efendi gibi bir adamın teveccühünü, takdirini kazanan birisi. Ha, o zaman demek ki bunun birikimi hakikaten bir şey diyorsunuz. Fazla diyorsunuz. O bile o dönemde evet etkilenmiş. Öyle bir adam diyorsunuz. Evet. Peki Fatma edebiyatı. Aliye'nin ilk kitabı Rafet midir hocam? Hocam 1898'de. Işte, vallahi ilk kitabını Refet öyle açıkçası ilk kitabı o muydu değil miydi çok net bilemiyorum ama işte o dönemde yazdığı kitapların tamamında kadın aktörler devrede ve hepsi çalışan kadınlar. Şöyle ufakça bir kitap, o da Kırmızı Kaplı, Türkçe'de çok baskısı yapıldı. Hı hı. O günden itibaren de işte konusu kadın olan, hocam, çalışma hayatına giren. Fatma Aliye. Onun hikayesi ilginç. Fatma Aliye Hanım'la nasıl karşılaştık? Ben uzun yıllar Çukurova Üniversitesi'nde çalıştım. Orada Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi var. Bir dönem orada müdür yardımcılığı görevi de yaptım ben. Evet. Şimdi orada ben ilahiyatçı olduğum için oradaki hanım hocalar soruyorlardı. İşte İslamiyet'te bu konu nasıl, Müslümanlık'ta nasıl anlatılıyor filan. İster istemez kadın ve din konusunu araştırmaya başlıyorsunuz. Evet. Kadın ve din konusunu araştırırken o dönemde birdenbire karşıma Fatma Aliye Hanım çıktı. Hakikaten çıktığına da ben çok mutlu oldum. İyi ki karşılaştık yani. Şu kitap mesela, Fatma Aliye Hanım Teracim Ahval-i Felasifesi, bu çevirdiğim kitap. Evet. Başka çevirileri de var. Buna 4,5 yıl emek harcadım ama verdiğim emekten dolayı hiç üzülmedim. Çünkü ilahiyat birikim, yani öğrenci olarak biriktirdiklerimin üstüne herhalde bir o kadar daha katkıda bulundu. Mezhepler tarihi, dinler tarihi, kelam tarihi açısından. Ben de biraz daha peşine düştüm işte. Ne anlatıyor, ne yazdı, ne etti. Literatürdeki yeri nedir? Çok muazzam bir şahsiyetle, yani birikimli bir kadınla karşı karşıyayız. İyi ki karşılaştık diyorum yani. İyi ki yani. Karşılaşmışsınız, evet, iyi ki karşılaştık. Çevirisini evet. Yapmışsınız hocam. Onu özellikle mi seçtiniz? Bunu mu? Hı-hı. Bu tabii ilahiyatçı olduğum için, bu da felsefe ve kelam tarihi, mezhepler tarihiyle ilgili olduğu için özellikle çevirdim. Ondan sonra da başka eserlerine de baktım tabii. O demin söylediğim Ahmet Mithat Efendi'nin şeyi, kitabı, o küçük kitabı falan baştan sonra bunların hepsini ben Osmanlıcasından okudum ama bu en çok etkilendiğim kitabı tabii. İlahiyatçı olarak etkilendiğim kitabı bu. Diğerlerinde de kadın sorununu tartıştığı için bu biraz daha edebiyatçıların ilgi alanına giren bir kısım. Evet. Hocam peki Fatma Aliye'nin kitaplarını az çok biliyorsunuz, araştırmışsınız, çeviri yapmışsınız, özür diliyorum. Evet. Etkilendiği bir yazar var mı Fatma Aliye'nin? Şimdi Fatma Aliye Hanım'ın etkilendiği yazarlar diye bakarsak şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Tabii felsefeciler ve kelamcıları bir kere biliyor. Babası da zaten alim olduğu için birinci öncelikle babasından etkilenmiş olabilir. Bir kere Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Cevdet diye 6 ciltlik koskoca bir kitabı var. Evet. Onun dışında Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Hulefa diye halifeler tarihi, peygamberler ve halifeler tarihini anlatan kitapları var. Zaten birinci öncelik babasından etkilenmiştir. Evet. Fakat kadın hareketi konusunda etkilendiği birisi var mı dersek, evet var. O dönemin bir Fransız yazarı var. Kadın konusunu yazan bir yazar o. Döneminde çok meşhur. Onun Volente diye bir kitabı var. Yani işte istek, arzu, irade diye çevirebileceğimiz bir kitap. Kendisi Fransızca öğrendiğinde literatürümde vardı, ben onu getirmeyi unuttum ama en azından baskısı hakkında bilgi verebilirim. Fransa'da yayınlandıktan bir sene kadar sonra, o dönemi düşünürseniz bundan 150-160 sene önce kitap basmak, Paris'ten getirtmek gibi
Çok meşakkatli bir şey ama kitap basıldıktan hemen sonra Türkçe'ye, yani Fatma Aliye Hanım'ın eline geçiyor. Fatma Aliye Hanım'ın aslında ilk çeviri kitabı bu, Volente diye. Yani bunu Meram adıyla çeviriyor. Yani gönüllülük, arzu manasına geliyor ya Meram, evet. Onu çeviriyor. Bu çeviri o dönemin gazetelerinde yayınlanıyor. O zamanlar tefrika ediliyor, yani fasikül fasikül basılıyor. Altına da şöyle mesela dinleyicilerimize ilginç gelebilir, bir kadın diye imza atıyor. Bir kadın. Kim bu kadın? Diyorlar ki bir kadın böyle bir şey çeviremez. Yani kadınlarımız çok eğitimli değil. Hele hele Fransızca'dan... Kadına karşı bir ön yargı var. Yani hayır, çünkü şeyi biliyor, eğitimi yok ki. İlkokuldan sonra, iptidai mektebinden sonra veya işte Sıbyan mektebinden sonra konaklı kadın değilse özel bir eğitimi yok. Diyorlar ki bunu bir kadının çevirmesi mümkün değil. Dönemin entelektüelleri bunun peşine düşüyor. Kim çevirmiş olabilir filan. Herhalde diyorlar birisi bizimle hafiften dalga geçiyor. Bir kadın diye imza atmış ama kadın olması mümkün değil. Sonra mesela bunun Fatma Aliye Hanım olduğu, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olduğu anlaşılınca diyorlar ki babası çevirmiştir, kızı da altına imza atmıştır. Bu başka türlü bir açıklaması yoktur bunun diyorlar. Ama evet, gene inanamıyorlar. Daha sonra mesela kitapları bunu Fatma Aliye Hanım'ın çevirdiği anlaşılınca diğer eserleri şeyin Meram mütercimi Fatma Aliye diye çıkıyor. Meram mütercimi, yani o çevirdiği kitabın adıyla anılmaya başlanıyor. O dönem işte ona bile inanılmıyor. Şimdi o kitabın Osmanlıcası da zaten Türkçe'ye çevrildi. Literatür merakı olanlar bulabilirler. Sivas'ta çok bulamıyoruz kitap ama buradan da söyleyelim. İnternet üzerinden temin edebilirler o kitabın Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevirisi de var yani. Erkek egemen bir toplumda yaşıyor ve eserlerinde ağzını kullanamıyordu demişler. Evet, çünkü o dönemde öyle bir gelenek yok. Yani çünkü kadının eğitimi yok. Devamında roman yazma aşamalarında hocası Ahmet Mithat Efendi ve babası Ahmet Cevdet Paşa'dan da destek almış. Evet. 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı roman yazmış. Evet. Şimdi birlikte yazıyorlar. Şimdi hocasıyla Hayal ve Hakikat diye bir kitap yazıyorlar. İşte onun Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı ve Ahmet Mithat Efendi manevi evladı olması ve oturup manevi evladıyla bir kitap yazıyor olması tabii o dönem içinde rastlanmayan bir şey. Ama şunu da atlamayalım. Ahmet Mithat Efendi de o dönem aydın olarak kadınların mektepli olmasına, okur yazar olmasına çok önem veren, mesela Hacı Evvel diye yani tanımlanan edebiyat tarihçileri daha iyi bileceklerdir. Kendisine böyle bir misyon yükleniyor. İşte okuyucuyu bilgilendirmek gibi, önce bilgi veriyor, arkasından başka bir şeyler anlatıyor. Böyle bir misyonu yüklendiği için Fatma Aliye Hanım'la çalışmak da ona zevk veriyor tabii. 1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanı Ali adıyla yayımladı. Bu romanında bir kadının ilk aşkını unutamayacağı inancını çürütmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bunları şöyle anlatıyor mesela Fatma Aliye Hanım. Evlilik, aşk insan hayatındaki doğal süreç, normal süreç. Ama bu bir kadının işte hiç başka bir hayatı olmayacağı, hayatın neler getireceğini bilemeyiz. Tek bir konuya, tek bir kişiye odaklanmayacağı. Onu da gün gelir unutur ama bu bir şey değildir. Yani tümüyle reddediş, hiç kabul etmeme falan değil. Hayatın bir dönemi, o da olabilir. Kadınlardan başka başka toplumsal roller bekleyip hayatının sonuna kadar rahibe hayatı falan yaşanmaz. Herhalde öyle düşünüyor. Yani bu dönemin kadın algısını bir darbedir aslında. Dönemin kadın algısına. Şöyle bir şey de söyleyelim mesela. Avrupa toplumunda da aslında kadınlara bakıldığında işte 30 yaşında artık ihtiyarine 3.30'luk gibi muamele edilen kadınlar vardır. Dönemin romanlarında bile kadın 30 yaşına geldikten sonra hayattan el etek çekmesi gerektiği biçimde. Batı'da da öyle bir anlayış var. Muhtemelen Osmanlı'da da buna benzer şeyler vardı. İşte onun karşı çıktığı şeylerden birisi bu. Yani kadın yaşayan bir canlı, onun hayatını durdurmak, sonlandırmak çok da doğru değil diye. Ama muhaderatla ilgili şunu söyleyelim. Muhaderat kelimenin kendisi asil namuslu kadın demektir.
Muhaderat kelimesi. Dolayısıyla o kelimeyi bilerek, isteyerek seçmiştir. Ve romandaki kadın aktörün adı da Fazıl'adır. Yani fazilettir, erdemdir. Dolayısıyla bunlar rastgele seçilmiş isimler, değildir yani. Evet, özel olarak. Fatma Ali'nin kadınlara bakış açısı nasıldı peki? Yani o dönemde neleri değiştirmek istiyordu Fatma Ali? Şimdi Fatma Ali Hanım doğrudan çok bir şey değiştirmek istemese bile şunu dememiz gerekiyor. Şunu tartışıyorlar. Osmanlı'da bir feminizm var mıydı? Kadın hareketi var mıydı? Feminist tarihçiler de diyorlar ki kadın meselesi tartışıldığına göre demek ki bir feminizm vardı. Ama bu feminizm batılı tarzda bir feminizm değildir. Neden batılı tarzda feminizm değildir? Çünkü feminizmin bir iki özelliğini daha söyleyeyim. Nedir feminizm? Bir, kadın hakkında düşünmenin tarihidir aslında feminizm. Kadın nedir sorusunun cevabını. Bunu ta 1700'lü yıllardan başlatanlar var. Yani metot çağı denen batıda sonra aydınlanma dönemine kadar gelen bir şeyden başlatıyorlar. 300 yıllık bir tarih vardır diyorlar. Daha geriye götürenler bunu Rönesans'a götürürler. Rönesans da 1200'lü yıllarla 1600'lü yıllar arasındadır. Oraya kadar götürürler. Fakat Osmanlı'daki şey, bu feminizm dediğimiz şey elbette ki batılı bir formatta değil. Peki kadınlar neye karşı çıkıyorlar sorusunun cevabı? Bunun batı literatüründeki adı kadının emansipasyonudur. Emansipasyon nedir? Kurtuluş demek. Evet. Peki kadınlar neden kurtulmak istiyor? Soru bu. Neden kurtulmak istiyor? Kadının dinden, devletten, hukuktan, aileden kurtuluşunun tarihidir aslında feminizm. Bu mücadelenin adıdır. Bu mücadeleyi Osmanlı'ya getirdiğinizde, Osmanlı'daki tanzimattaki kadın hareketi de evet tam böyle bir harekettir denildiğinde bu bir kavram yanılgısıdır. Osmanlı'daki böyle değil. Ama belli ki Osmanlı'da da bu bir kıpırdanma, dinden, devletten, hukuktan, aileden bağımsız olma değil de buradaki rolleri sorgulamak biçiminde bakarsanız kadın hakları evet tarihen o dönemde ortaya çıkmış bir şey. Ama sorunuzun ikinci kısmını unuttum herhalde. Bir daha tekrar eder misiniz? Fatma Ali'nin hayata bakış açısı, kadınlara bakış açısı. Evet, şimdi oraya geleyim. Fatma Ali Hanım'ın da bunları sorguladığı, yani felsefe eğitimi olduğu için sorguladığı aşikar. Ama bu mesela temel konularda dönemin Şeyhülislam'ıyla kalem münakaşaları vardır Fatma Ali Hanım'ın. Nedir? Şeyhülislam'la neyi tartışıyorlar? Yani şimdiki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha yüksek bir statüden bahsediyorum yani. Evet. Bakanlar Kurulu'nda görevi olan birisinden bahsediyorum. Fatma Ali Hanım diyor ki, kadın konusunda en eğitimli erkeklerimiz bile diyor, iki konuda hiç fikirlerini değiştirmiyorlar. Nedir? Bir, taaddütü zevcat, yani çok kadınla evlilik. İkisi evet. De, ikinci mesele de diyor, tesettür meselesidir, örtünme meselesidir. Bizim diyor, eğitimli insanlarımızın hiçbirisi bu konuları böyle ele almıyor. Mesela Fatma Ali Hanım çok kadınla evliliğe karşıdır. Çok kadınla evliliğe karşıdır. Ama şeriat hukukundan bakarsanız Şeyhülislam'ın çok kadınla evliliğe karşı olması düşünülemez. Böyle bir tezat söz konusu. Evet. Mesela taaddütü zevcata karşı olan ünlü birisini daha söyleyelim. Mehmet Akif de taaddütü zevcata karşıdır. Çok kadınla evliliğe karşıdır. Şimdi o da İslamcı bir şair. Elbette Fatma Ali Hanım'dan çok zaman sonra doğmuş ama demek ki böyle bir zihniyet farklılaşması var. En ciddi mesele taaddütü zevcattır. Çok kadınla evlilik Fatma Ali Hanım'ın karşı çıktığı bir şeydir. Neden? Çünkü babası da tek kadınla evlidir. Fatma Ali Hanım'ın eşi bizim meşhur paşamız Tokatlı bir paşamız vardı. Osman Paşa değil mi? Gazi Osman Paşa'nın torunu Faik Bey ile evlidir. Evet. Bu ailelerde de tek kadınla evlilik vardır ve aile geleneği itibariyle çok kadınla evlilik kendi ailesinde de yoktur. Ne anne Faik tarafında Bey. Ne baba tarafında. Evet, kendi eşiyle de tek kadınla evlilik. Dolayısıyla bunun mesela şeriatı böyle yorumlamanın çok doğru olmayacağını, çok kadınla evliliğe cevaz verse bile tercihinin bu olmadığını ama genel anlamda erkek zihniyetinin bunu pek kabule yanaşmadığı konusu üzerinde duruyor aslında Fatma Ali Hanım. Örtünme konusunda. Örtünme konusu o dönemin temel tartışmalarından bir tanesi. Mesela
kendi kardeşi olan Emine Semiye Hanım bu konuda daha hızlıdır. Fatma Aliye Hanım başı örtük bir hanımdır. Cumhuriyetin... Ama fotoğraflarına bakıldığı zaman açık. Evet, şimdi başı açık manada, yani fotoğrafları var. Şimdi başı örtük derken kastım şu. Evet, başını mesela toplum içerisine çıkarken falan örtünüyor. Ama bu örtü bugün bizim bildiğimiz gibi böyle tamamen her tarafı kapalı olmak biçiminde falan değil. Sonra mesela o şeylerde, arşivlerdeki resimlerde falan, çocukluk çağları, genç kızlık çağlarında falan da fotoğrafları, aile arşivinden çıkanları öyle. Mesela onun bir bisiklet üzerinde bir resmi var. 1890'lı yıllardır o. Böyle eski zaman bisikletleri, böyle devasa bisikletler, orada da başı açıktır. Cumhuriyet döneminde de başı açıktır, yetişmiştir. Orada tesettür meselesini... Ama kapalı fotoğrafı da var sanki. Var, kapalı fotoğrafı da var. O biraz evvel Hilal Ahmer'de falan çalıştı dedim ya, toplumsal evet. hayata girerken kapalı. Şu an daha şöyle söyleyelim, bu biraz tehlikeli bir konu, açık söyleyelim. Yani ne söylesem ters olur diye düşünüyorum. Ama Fatma Aliye Hanım gibi yazarlar, dönemin aydınları tesettür konusuna bugün bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Nasıl bakıyorlar? Yani tesettürü şöyle düşünüyorlar herhalde. Evet, bir örtünme, bir gizlenme diye bir şey var ama bu tepeden tırnağa işte bir örtünme değil. Öyle anlasaydı Fatma Aliye Hanım kendisi de o şekilde davranırdı. En azından babası paşa, yani Ahmet Cevdet Paşa'dan bahsediyoruz. Mecelleyi hazırlayan adamdan. Kızına bunun böyle olmadığını anlatırdı. Bugün bizim tartıştığımız konular Tanzimat döneminin entelektüel manada çok çok gerisinde Türkiye'de. Evet. Kesinlikle çok gerisinde. Onun için tesettür konusu zaten en sıkıntılı alanlardan bir tanesi Türkiye'de. Yani Osmanlı döneminden işte Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş dönemi. Evet. O zaman Osmanlı döneminde de açık fotoğrafları var ki devamında da var. Yani bunu böyle şu anda bizim anladığımız gibi anlamadıkları sonucu çıkıyor oradan. Bizim anladığımız gibi anlamıyorlar en azından. Evet, örtünme diye bir şey var ama bu sosyal şartların, toplumsal koşulların falan yani... Ne diyeyim şimdi, farziyetim mi diyelim, vücubu mu diyelim, ilahiyat kavramlarıyla tartışmalı konular. Tartışmalı bunlar. Konular. Evet, çok tartışmalı. O dönemin konaklı kadınları da biraz örtünmeye sıcak değillerdi herhalde. Şimdi örtünmeyi şöyle düşünüyorlar, bu bir şey değil, dinin temel olmazsa olmazlarından biri değil diye düşünmüş olabilirler. Çünkü o dönem... Yapı itibariyle dinsel bir toplumun içinden bahsediyoruz. Yani laik, seküler bir dünya görüşünden bahsetmiyoruz. Ama bunlar tartışıldığına göre demek ki dinle başka türlü bir bağlantı kurmuşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Fatma Aliye Hanım düşünceleri ve yaşam biçimiyle ilk kadın hakları savunucularından biri olarak dikkat çekiyor. Evet. Çağına göre kocası Ahmet Mithat Efendi ve babası Ahmet Cevdet Paşa'nın izin verebileceği ölçülerde kadın haklarından, kadınların da çalışıp para kazanıp sosyal hayata atılabileceğinden söz ediyor. Tabii işte bu romanların da bahsettiği şey o. Tabii. Yine erkek egemenliğini görüyoruz yani. Tabii. Hem hocası var, hem eşi var, hem babası var. Ama o dönemin özelliği öyle. Şimdi bak şöyle, şunu netleştirelim. Kadın hareketini savunuyor olmak demek erkek düşmanı olmak falan değildir yani. Bu günümüz bu, feministik. Hayır, çünkü bu şu demek, bu ruhen hastalıklı bir durumu işaret eder. Ruhen, böyle bir şey savunan kişi ruhen hastalıklı bir durumu. Çünkü yaratılış kadın ve erkek üzerine, iki cins üzerine kurgulanır. Sadece onu şunu tartışabilirsiniz, toplumsal roller üzerinden tartışabilirsiniz. Erkeklerin ve kadınların toplumsal roller üzerinden tartışabilirsiniz. Böyle tartışınca bir sonuca varılır. Ama erkek cinsini yok saymak, özür dilerim, aşağılamak bu feminizm değil. Bu doğrudan ruhsal bir bozukluk olabilir. Onlar öyle bakmıyorlar yani. Kadın haklarını savunmak demek, tekrar söyleyelim, kadının eğitim hakkını savunmak demek. Kadının hukuk önündeki statüsünü savunmak demek. Bir tane örnek vereyim bu hukuk önündeki statüyle ilgili olarak. Mesela Avrupa kadın haklarında şöyle bir şey vardır. Bir kadın evlendiği zaman liberal hukuka göre bütün malı, mülkü, serveti kocasının olur. Liberal hukuka göre. Ve bu liberal hukuk kaynağını Tevrat'tan ve İncil'den, yani Kitab-ı Mukaddes'ten alır. Bir kadın eşinden ayrıldığı zaman çocuklarının velayet hakkı doğrudan doğruya
eşine geçer. Eşindedir yani. Şimdi böyle baktığımız zaman İslam dini hiçbir zaman bu manada bir kadınlık olgusu yaratmamıştır. Kadının kendi serveti üzerinde tasarruf hakkı vardır. Çocuklar üzerinde velayet hakkı vardır. Bugün bile feminist edebiyat üzerinde ve hukuk üzerinde düşünenler şunu söylüyorlar. Batılılar Osmanlı'daki bu harekete, bu oluşuma hayranlıkla bakmışlardır. Tarih boyunca öyledir. Çünkü kadının Osmanlı'da kişisel serveti vardır. Kocasının bunun üzerine tasarruf hakkı yoktur. Ama Avrupa'dakinde kadın evlendiği andan itibaren serveti, malı, mülkü, çocuğunun velayet hakkı kocasının olur. Kadın ayrılınca hiçbir şeye sahip olamaz. Dolayısıyla oradaki kadın hakkı, kadının hukuk önündeki statüsüyle bizdeki aynı şey değil. Çok farklı. Evet, çok farklı. Çok farklı. Ama bizimkiler mesela şeriatın kadın konusundaki yaklaşımında bazı eksiklik olarak telakki ettikleri şeyler üzerinde duruyorlar. Onu da dönemin terminolojisi içinde anlatırken, buna gene Fransız ihtilalinin etkisi vardır orada, müsavatı tam ediyorlar. Yani tam eşitlik. Evet, kadın ve erkek din nazarında eşittir, hukuk nazarında da eşittir. Ama bu eşitliğin bazı böyle teraziyi, dengeyi bozan kısımları vardır. İşte o da tamamlanırsa tam eşit olacağız diye tartışma müsavatı tamme üzerinden yürür. Batıdakinden tamamen farklı olduğu için kadının hukuk karşısındaki statüsünü Avrupalı liberal hukuk önündeki ile karşılaştırmak çok yanıltıcı sonuçlar çıkarır. Bu tamamen zihin yanılgısına yol açar. O zaman işte Müslümanlıkta da kadının hiçbir hakkı yokmuş gibi bir saçma sapan sonuca varırız ki böyle değil. Değil. Efendim Fatma Ali'ye geleceğiz yine. Biliyorsunuz Elit El'in arka tarafında Fatma Ali'nin fotoğrafı var. Evet. Kağıt var. O Elit El'in arkasındaki fotoğrafın ardından çeşitli spekülasyonlar oldu. Fatma Ali'ye ile ilgili. Şöyle bir yazıya ulaştım ben. İnternette de çok sık görülebiliyor. Atatürk Fatma Ali'ye paralara yerleştiren nedenin onun romancılığı olduğunu sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Hı. Asıl neden İslamcılığı ve Atatürk devrimlerine karşı olmasıydı. Şimdi hocam paranın arkasına Fatma Ali Hanım'ın resmini koyan iradenin kim olduğunu ben bilmiyorum yani. Evet. Kim koydu bilmiyorum. Diyorlar ki Fatma Ali Hanım'a sorulsaydı Fatma Ali Hanım buna izin verir miydi? Bunu da bilmiyoruz. Hı hı. Ama literatürde şu bilgiler var. Mesela Fatma Ali Hanım kadın hareketine dahil olup etkinliklere başladığı zaman mesela o dönemin kadın aydınları var, onun yakın arkadaşları. Bir de Kırım'da bir Türk kadın hareketi vardır, Müslüman kadın hareketi vardır. Hatta Osmanlı'dan daha ileri bir kadın hareketidir bu. Oradan mesela ünlü bir gazeteci gelir. Fatih Kerimi isminde ünlü bir gazeteci. Bu gazetecilik tarihinde de önemli bir adam. Fatma Ali Hanım'la görüştürülür. Fatma Ali Hanım görüşmeyi kabul eder. Fakat Fatma Ali Hanım görüşmeye girerken biraz evvel söyledik ya, tesettürlü bir vaziyette şeyin karşısına çıkar. Fatih Kerimi'nin karşısına çıkar. Evet. Çünkü yabancı bir adam. Mahrem bir alanda söz ediyoruz. Fatih Kerimi Fatma Ali Hanım'ın fotoğraflarını Kırım'daki gazetelerde basmak için izin ister. Fatma Ali Hanım fotoğrafını vermez. Der ki ben fotoğrafımın yabancı ellerde basılmasından hoşnut değilim der. Hoşnut olmam, onun için vermiyorum der. Tanınması açısından güzel bir şey olacak. Evet. Ama işte bakın buna tepki koyar. Şimdi Türkiye'deki tartışma Fatma Ali Hanım'ın işte paranın arkasında resmin olması kendi kişisel tercihi değil. Çünkü vefat edeli çok etmiş. Oldu. 1936. Burada iddiaya göre tarihi. İşte evet. Fatma Ali Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı şimdi devrimleri bir türlü benimseymiş. Bu tamamen hocam spekülasyon, hiç doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü Fatma Ali Hanım hayatına baktığınız zaman ben o tartışmayı biliyorum. Yani 2010'lardan biraz öncesine rastlıyor. Evet. 2008, 2009. O dönemlerde mesela aşırı uçlardaki hanımlar arasında bu e-mailler üzerinden çokça bir kampanya yürütüldü. Ve Fatma Ali Hanım'ın özellikle seçildiği filan söylendi. İşte karşı devrimin ismi olduğu söylendi. Fatma Ali Hanım öyle karşı devrim, marşı devrim gibi bir şeyi yok, derdi yok. Niyesini söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman Fatma Ali Hanım
Ankara'daki hükümete Latife Hanım'a, Mustafa Kemal'in eşine bir tebrik telgrafı çeker. Ve bu tebrik telgrafında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran iradeyi saygıyla selamladığını belirtir. Bu kaynaklarda var yani. Latife Hanım, Mustafa Kemal'in eşi de Fatma Ali Hanım'a bir cevabi telgraf çeker ve kendisine Cumhuriyet'in kuruluşundan duyduğu kıvancı, işte heyecanı Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa Hazretlerine anlattığını, Gazi Paşa'nın da Ahmet Cevdet Paşa'nın refikası, evladının bu özel teveccühünden çok mutlu olduğuna dair bir cevabi telgraf çeker. Dolayısıyla bu şeyde internet üzerinde dolaşan bilgiler veya ne bileyim Fatma Ali Hanım'ı belli bir yere oturtmak isteyenlerin söylediği şey sağdan soldan nereden olursa olsun yanlış bilgi üzerine oturuyor. Hiç böyle bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet'in mutlakiyetin bir devamı olduğunu bilecek entelektüel birikime sahip Fatma Ali Hanım. Yani cahil bir kadından söz etmiyoruz. Hakikaten gıyabında ayıp oluyor. Ölmüş bir kadın hakkında böyle bir dedikodu İslami ahlaka da sığmaz açıkçası. Çünkü kendini savunma hakkı yok. Ölmüş gitmiş. Evet. Değil doğru mi? Söylüyorsunuz ama ulaşılan belgeler evet. Doğrultusunda böyle bir şeyin olmadığı belgelerle kesinlikle ortada tabii. Sevgili seyirciler, araştıranlar için böyle bir şeyin doğru olmadığını söyleyelim. Efendim, süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksiniz, neler aktaracaksınız izleyenlerimize? Çok teşekkür ediyorum. Bir saat çok çabuk geçti herhalde. Fatma Ali Hanım'ı şöyle söyleyelim. Bir kere feminizm dediğimiz kavram, tekrar söylüyorum, kadının ne olduğunu anlamaya dair bir entelektüel çabanın adıdır. Hı hı. En az 300 yıllık bir tarihsel geçmişi vardır. Ondan evvelki devirleri hesaba katmazsak ve feminizm denen şey birkaç başlık altında tasnif edilir, özetlenir. Bir, kadının eğitim hakkı. İki, kadının toplum önündeki statüsü. Üç, kadının hukuk önündeki statüsü. Dört, kadının din önündeki statüsü. Bunu tartıştığımız her alanda biz aslında feminist harekete katkı yapıyoruz demektir. Olumlu ya da olumsuz. Ve bugün bize Cumhuriyet'i hazırlayan kadrolar, emin olun, Tanzimat'tan sonra gelen, yani Tanzimat'la birlikte gelen o entelektüel birikimin nimetleridir. Bu nimete sahip çıkmamız lazım. Yani efendim, bu geleneği devam ettirmek adına. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldığınız için ederim. Bizi kırmadınız. Estağfurullah. Kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu pazar akşamının da sonuna geldik. Tarihin Gerçek Yüzü programıyla Fatma Ali'yi tanıştık. Tarihimizdeki kadın hareketlerini konuştuk. Haftaya pazar tekrar görüşmek üzere. Başka konuyla, başka konuklarla. Şimdilik hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.